İyi günler sayın seyirciler. Saatler 13'ü gösteriyor. Gün ortası bültenimizle karşınızdayız. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ve Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz'ü kabul etti. Görüşmede ekonomik ve mali işbirliği protokolüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik dönüşümüne Türkiye'nin sağlayacağı katkı gibi konular ele alındı. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu ile Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Erol Öz, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette ekonomik ve mali işbirliği protokolü, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ekonomik dönüşümüne Türkiye'nin sağlayacağı katkı gibi konular ele alındı. Ziyarette konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Maliye Bakanlığı döneminde elçilikte maliye müşaviri olan Erol Öz'le çalışma imkanı bulduğunu hatırlattı. Kaynakların insanlara dokunan, iyi etüt edilmiş projelere kamusal faydayı esas alacak şekilde kullanılmasının önemine değinen Ersin Tatar, birlikte çalışarak ekonomide önemli adımların atılabileceğini söyledi. Büyükelçi Metin Feyzioğlu da tecrübeli bir bürokratın tekrar görev almasının önemini vurguladı. Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Koordinatörü Erol Öz de Cumhurbaşkanı Tatar'ın geçmişte yaptığı önemli düzenlemeleri yakinen müşahede ettiğini ve kamu maliyesi alanında yaptığı düzenlemelerin ekonomide uzun yıllar olumlu etkisinin görüldüğünü ifade etti. Sayın seyirciler, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu Taşkent Şehitliği'ni ziyaret etti. 50 yıl önce yaşananların ve bugünlere nasıl gelindiğinin unutulmaması gerektiğini ifade eden Büyükelçi Feyzioğlu, o gün güneyde katliamları yapan zihniyetin bugün de devam ettiğini söyledi. Feyzioğlu, barış katliamları önleyen Mutlu Barış Harekatı'yla Mücahit ve Mehmetçik'le sağlandı. Burada 50 yıldır barış var, dedi. Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Taşkent Şehitliği'ni ziyaret etti, yapılan düzenlemeleri inceledi. Büyükelçi Feyzioğlu, şehitlikte Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi, muhtarlar ve şehit aileleri tarafından karşılandı. Önce kabirleri ziyaret ederek dua eden Büyükelçi Feyzioğlu, sonrasında şehitlikteki müzeyi gezdi. Büyükelçi Feyzioğlu burada yaptığı açıklamada şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de uzun ömürler diledi. Feyzioğlu, şehitlikler ve ölüm çukurlarının Türk olan herkes tarafından mutlaka görülmesi gereken yerler olduğunu vurgulayarak misafirlerin de öncelikle bu yerleri görmesi ve bilmesi gerektiğini söyledi. Topraklarda yaşananları herkesin bilmesi gerekiyor ve hiçbirimizin unutmaması gerekiyor. Sadece mezarların üstündeki isimlere baktığınızda görüyorsunuz ki Taşkent'te, başka yerlerde de benzerleri var. Taşkent'te, köyde babalar, oğullar, torunlar aynı anda katledilmiş. Tüm aileler yok edilmiş. Maalesef bu zihniyet, bu katliamı yapabilecek bu insanlık dışı zihniyet halen daha bazılarında devam ediyor. EOKA katilleri hala selamlanıyor. Karşılarında hazır olda duruluyor. Ve sözde barış istediğini söyleyen birileri EOKA katilleri resmi geçit yaparken yolunuz yolumuzdur diyor, yolumuzu aydınlatıyorsunuz diyor ve ondan sonra dönüp Kıbrıs Türklerine alay eder gibi barış istiyoruz diyorlar. Bu odada barış, EOKA'cıların ve onlarla bir olanların katliamlarını önleyen 1974 Mutlu Barış Harekatı'nda Mehmetçik ve Mücahit tarafından omuz omuza zaten sağlanmıştır. 50 yıldır bu adada barış var.
Barış isteyenleri 50 yıl önce yapılanları hatırlamaya davet eden Feyzoğlu, ağızlarından bir cümle af, pişmanlık çıkmamış vurgusu yaparak sadece kınamalarla geçiştirilen bu soykırıma karşı Kıbrıs Türk'ünün destansı bir mücadele yaptığını, yokluklara karşı şanlı bir mücadele yazdığını anımsattı. Feyzoğlu, Kıbrıs'ta barışın 1974'te sağlandığına işaret ederek, bugünlere gelinmesi için canlarını veren şehitleri rahmetle andı, kalanlara sabırlar diledi. Tarihini unutanların geleceği de olmayacağını sözlerine ekledi. Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi heyeti Ankara'da temaslarda bulundu. Temaslarında Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği ilişkileri ve Kıbrıs Avrupa Birliği konularını ele alan heyet, Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde toplantılar da gerçekleştirdi. Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi heyeti 24-26 Nisan tarihleri arasında Ankara'da temaslarda bulundu. Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Selçuk Yörük Oğulları Başkanlığındaki heyet ziyaretlerinin ilk gününde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığında Büyükelçi Burak Özgü Gergin, Genel Müdürler, Genel Müdür Yardımcısı ve Daire Başkanları ile bir araya geldi. Heyet, ziyarette Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkileri, Kıbrıs sorunu ve Kıbrıs-Avrupa Birliği ilişkileri konularında bilgi paylaşımında bulundu. Toplantıda Selçuk Yürükoğulları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye için önemi ve Kıbrıs meselesi hakkındaki görüşlerini ifade etti. Yürükoğulları ayrıca, ilerleyen dönemde Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Başkanlığı'nın deneyimlerinden faydalanma ve ortak projeler gerçekleştirme fırsatının yaratılması temennisini dile getirdi. Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Betül Atasayan Gülseven ise merkezin çalışmaları ve Avrupa Birliği ile yürütülen projeler hakkında bilgi verdi. Ziyaret kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi Avrupa Birliği Uyum Komisyonu Başkanı Burhan Kayatürk'le de bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede uluslararası güncel gelişmeler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Avrupa Birliği ilişkileri ve Avrupa Birliği projeleri ele alındı. Toplantıda Yürükoğulları, Komisyon Başkanı Kaya Türk'ten daha yakın ve aktif çalışmalar için destek talep ederken, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi ile ilerleyen süreçte işbirliği içerisinde çalışılacağı yönünde görüş ortaya çıktı. Ziyarette ayrıca tarım, çevre, enerji, sağlık, eğitim, sivil toplum ve ekonomi alanlarında programlama, izleme değerlendirme ve bütçeleme süreçleri ele alındı. Başbakanlık Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi'nin gelecekteki stratejilerinin belirlenmesinde Türkiye Cumhuriyeti'nin deneyiminden yararlanılması yönünde birlikte çalışmalar yürütüleceği vurgulandı. Girne'de yapımı devam eden hastanedeki çalışmalar sürüyor sayın seyirciler. Başbakan Ünal Üstel, yıl sonuna kadar tamamlanması hedeflenen yeni Girne Hastanesi'nin inşaatını gezdi, sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Üstel, İnsan sağlığının en önemli unsurlardan biri olduğuna işaret etti, Girne'deki eksikliği gidermek için yola çıktıklarını vurguladı. Üstel bölgelere yapılacak hastanelerle hem vatandaşın yerinde sağlık hizmeti alabileceğini hem de Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin yükünün azaltılacağını anımsattı. Başbakan Ünal Üstel, yıl sonunda tamamlanması hedeflenen yeni Girne Hastanesi inşaatını gezerek teknik ekiplerden sürdürülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı İnşaat Planlama Dairesi Müdürü Oğuz Akçay ziyarette yeni Girne Hastanesi inşaatının bodrum ve zemin katları haricindeki çalışmaların tamamlanma aşamasına geldiğini söyledi. Bu kapsam içerisinde Sayın Başbakanımızın ziyaretiyle süreci hızlandırmak için müteahhit firmayla da görüşmelerimiz devam ediyor. En erken zamanda binayı teslim etmek için var gücümüze çalışıyoruz. Sağlık Bakanı Hakan Dinçürek de yeni Girne Hastanesi inşaatının hızla devam ettiğini belirterek, projeye ait ihtiyaçlar dikkate alınarak ve ufak tefek revizyonlar yapılarak inşaatı süratli şekilde tamamlama hedefinde olduklarını belirtti. Hastanenin özelde Girne, genelde ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti sağlık hizmetlerine çok katkı sağlayacağını belirten Dinçürek, özellikle Lefkoşa Doktor Burhan Nabantoğlu Devlet Hastanesi'nin yükünü ciddi anlamda hafifleteceğini kaydetti. Hızlı şekilde devam eder. Çalışmaları yerinde son noktayı görmek için geldik. Sık sık bu tür denetlemeleri, koordinasyonu sağlayarak
eksik olan yerleri tamamlayarak inşaatın daha hızlı ve bitişe doğru gittiğini görüyoruz. Başbakan Önal Üstel de hükümete geldikleri günden beri halka verdikleri sözleri yerine getirmeye çalıştıklarını belirterek, geçmiş tarihlerde yarım kalan projeleri hayata geçirmek için durmadan çalıştıklarını vurguladı. Geçmişten 74 öncesinden kalan hastanemiz bölge halkına hizmet etmeye devam ediyor. Gelişen ekonomik içerisinde Girne bölgemizdeki nüfusun süratli bir şekilde artmasıyla Girne hastanemiz yetersiz kaldı. Ve bu yetersiz sağlık hizmetini daha iyi, çağdaş ve kaliteli bir hizmet bölge halkımız alması için yeni Girne hastanesinin inşaatına karar verildi. Ve o karar verildiği günden beri de biz hükümet olarak birebir takip ediyoruz. Çünkü insan sağlığı bizim için en kıymetli varlıklarımızdan bir tanesidir. Ve özellikle Girne bölgemizdeki hastanenin yetersiz konuma gelmesinden dolayı yeni bir hastane inşa etmek ihtiyaç duyuyoruz. Anavatan Türkiye ile işbirliği içinde ve desteğiyle Girne bölgesinde çağdaş bir hastanenin topluma kazandırılacağını kaydeden Üstel, müteahhit ve teknik sorumlulardan aldıkları bilgilere göre hastanenin yıl sonuna kadar tamamlanacağını vurguladı. Hükümet olarak tüm bölgedeki vatandaşların kendi bölgelerinde daha kaliteli ve çağdaş sağlık hizmeti alabilmesi için yatırımlara devam edeceklerini dile getiren Üstel, Güzelyurt Hastanesi için de en geç önümüzdeki ay ihaleye çıkılarak bu bölgeye de yeni bir hastane kazandırılacağını belirtti. Lapta Alsancak bölgesinde 1974 öncesinde kalan sağlık ocağının da artan nüfusa hizmet verecek noktaya taşımak için önümüzdeki günlerde ihaleye çıkılacağını kaydeden Üstel, ardından Değirmenlik ve Maraş'ta ihtiyaç duyulan sağlık ocaklarını oluşturmak için de ihaleye çıkılacağını söyledi. Yeni yeni ihalelerle o bölgedeki halkımızın ihtiyacı olan sağlık hizmetini kendilerinin ayağına getirmiş olacak. Dolayısıyla bütün bu hastane ve sağlık ocaklarını toplumumuza kazandırdıktan sonra inanırım ki Lefkoşa Nalbantoğlu'nda yükü azalacaktır ve hem de insanlarımız kendi bölgelerinde dilediği sağlık hizmetine kavuşmuş olacaklar. Anavatan Türkiye'nin büyük projelerle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne destek vermeye devam ettiğini ifade eden Üstel, yapılacak yeni mali iktisadi işbirliği protokolüyle yeni sağlık ocakları ve hastanelerinde ülkeye kazandırılacağına inandığını belirtti. Ziyarette Yeni Girne Hastanesi'nde ilgili bakanlar, müteahhit firma yetkilileri ve teknik ekiplerle bir araya gelerek süreçle ilgili bilgi aldıklarını söyleyen Üstel, inşaatın yıl sonunda tamamlanarak hastanenin hizmete girmesinin hedeflendiğini yineledi. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı tarafından düzenlenen Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları Games 2024, 3 ila 5 Mayıs tarihleri arasında yapılacak. Oyunlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bir, Türkiye'den de bir üniversite katılacak sayın seyirciler. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinasyonunda Uluslararası Üniversiteler Arama Kurtarma Konseyi'ne üye üniversitelerin arama kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımı ile Üniversiteler Arama Kurtarma Oyunları USAR Games 2024 3-5 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı Metehan Eğitim ve Tatbikat alanında düzenlenecek olan USAR Games 2024 hakkında basın toplantısı düzenlendi. Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Sosyal Tesisler Gazinosu'ndaki gerçekleştirilen basın toplantısında konuşan Hareket ve Eğitim Şube Müdürü Yusuf Eker, oyunlara Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren 11 üniversitenin arama kurtarma kulübü üyeleriyle Türkiye'den Maltepe Üniversitesi'nin katılacağını söyledi. Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle bir deprem yaşandı ki son yıllarda eşi benzeri görülmemiş ve çok büyük etkilere sebep olmuş, çok büyük kayıplara neden olmuş bir afet yaşadık. Bu bize gösterdi ki afet ve acil durumlar her zaman ve her şartta her ülkenin başına gelebilecek ve imkan ve kapasitesi ne olursa olsun tüm ülkelerin kendi imkanları dışında da yardıma ve ülkede bulunan tüm kaynaklara ihtiyaç duyacağı şekilde organize olmasına ihtiyaç duyabilmektedir.
Eker konuşmasında üniversiteler arama kurtarma oyunları USAR Games 2024'ün programı hakkında bilgi de verdi. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı Atilla Karaca da pandemi döneminde verilen aradan sonra geçtiğimiz yıl yeniden düzenlenen üniversiteler arama kurtarma oyunlarının 6.'sının gerçekleştirileceğini söyledi. Arama kurtarma faaliyetlerine entegre etmeyi amaçlamaktayız. Yakın dönemde yaşadığımız afetlerde yetişmiş insan gücünün müdahalelerde ne kadar önemli olduğunu defalarca tecrübe ettik. Sivil Savunma Teşkilatı Başkanı olarak gençlerin ilgisini artırmak için çalışmalarını sürdürdüklerini de kaydeden Karaca, bu çalışmaların ilkokul çağındaki çocuklardan başlayarak üniversitede eğitim gören gençleri kapsadığını söyledi. Geçen yıl ulusal düzeyde gerçekleştirdiğimiz faaliyetimiz bu yıl Türkiye'den Maltepe Üniversitesi'nin de katılımı ile uluslararası bir nitelik kazanmıştır. Faaliyetimizin önümüzdeki yıllarda daha kapsamlı hale getirilmesi için çalışmalarımızı aralıksız olarak sürdürmekteyiz. Haberimizde de izlediğiniz sayın seyirciler, ülkemizden 11 üniversite katılmıştı. Bu düzeltmeyi yaparak devam edelim bültenimize. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Mayıs günü açık kalacak işletmelerden yasal yükümlülüklerine uymalarını istedi. Emekçilerin haklarını koruma konusunda kararlı olduklarını vurgulayan Gardiyanoğlu, 1 Mayıs günü ülke genelinde yoğun denetim gerçekleştirileceğini söyledi. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamaya hazırlandığımız bu günlerde her yıl tartışılan bir konuya açıklık getirmek için size sesleniyorum. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. 1 Mayıs günü özel sektör işletmeleri ticari tercihlerine göre tatil yapabilecek ya da açık kalıp hizmet verebileceklerdir. Açık kalacak olan işletmelerde 1 Mayıs günü çalışacak emekçilerin o günkü emeklerinin karşılığı normal günün iki katıdır ve bu yasal bir zorunluluktur. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1 Mayıs özelinde tüm resmi tatil günlerinde çalıştırılan emekçilerin haklarının korunması konusunda kararlıdır. O nedenle bu özel günde tüm işverenlere yükümlülüklerini hatırlatmak için ve herhangi bir haksızlığın önüne geçmek için 1 Mayıs günü ülke genelinde yoğun bir denetim gerçekleştirilecektir. Bu denetimlerin bazılarına bizzat katılacağım ve bu vesileyle çalışan emekçi kardeşlerimizin gününü kutlayacağım. Emeğin ve emekçinin haklarının korunduğu ve ülke genelindeki çalışma barışının bir gelenek haline geldiği nice 1 Mayıs'lara. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün denetim görevini yerine getiriyor. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Meclis Başkanı Zorlu Töre Başkanlığı da saat 11.50'de başladı. Toplantıda ilk olarak Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nun 6-7 Mayıs birleşimlerinin yasama ve denetleme faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere 6 Mayıs'ta toplanmasına karar verildi. Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi Başkanlığı'nın genel kurul çalışmaları sırasında çalışma yapmasına ilişkin tezkerenin onayı öncesi söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekili Erkut Şahali, yabancıların mülk edinmesine ilişkin yasaları kendi halkının huzuru için ele alacaklarını belirtti. Şahali'nin ardından konuşan İçişleri Bakanı Dursun Uz, hazırlanan yasanın hem muhalefet hem de sektörlerle de görüşüldüğünü belirtti. Belli çevrelerin yasayı itibarsızlaştırmaya çalıştığını belirten Oğuz, toplumsal duyarlılık kapsamında hareket ettiklerini söyledi. Ülkedeki sektörleri düşünmek zorunda olduklarını kaydeden Oğuz, yabancılara satılan mallar üzerinden bir fon ayrıldığını ve burada biriken parayla halka sosyal konut yapılması yönünde bir çalışma olduğunu kaydetti. Bakan Oğuz'un konuşmasının ardından tezkere oy birliğiyle kabul edildi. Ardından güncel konuşmalara geçildi. Canev Dinçer'in Kıbrıs, İstanbul ve Benden Katarsis adlı şiir kitabı tanıtıldı. Kitap tanıtım etkinliğine katılan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk'ün nerede olursa olsun tek yürek ve içimizde Kıbrıs sevgisi bir mıh gibi çakılmış. Bizi geleceğe taşıyacak olan işte bu duygulardır diye konuştu.
Canev Dinçer'in Kıbrıs, İstanbul ve Benden Katarsis adlı şiir kitabının tanıtımı ve müzikli şiir dinletisi etkinliği Rüstem Kitap Evi'nde yapıldı. Bella Pais Innerville Kulübü sponsorluğunda düzenlenen etkinliğe Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, eşi Sibel Tatar, eski meclis başkanı ve başbakanlardan Sibel Siber'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı. Cumhurbaşkanı Tatar etkinlikte yaptığı konuşmada şiir kitabının adına işaret ederek Kıbrıs Türkü'nün İstanbul'da, İngiltere'de, Kıbrıs'ta hep birlikte olduğunu belirtti. Nerede olursa olsun, Kıbrıs'ta olsun, Türkiye'de olsun, İngiltere'de olsun, Avustralya'da olsun, nerede olursak olalım biz tek yürek ve dediğiniz gibi içimize Kıbrıs sevgisi bir mıh gibi çakılmış ve bizi geleceğe taşıyacak olan işte bu duygulardır. Dinçer'in yazdıklarını, gelecekte gençlerin okuyacağını ve ülkede neler yaşandığını öğreneceğini belirten Tatar, "Burada bir devlet sahibi isek, cumhuriyet sahibi isek bunları yaşadıklarımıza borçluyuz." dedi. Canev Dinçer de etkinlikte yaptığı konuşmada dizelerine vatan sevgisini, yurdunun güzelliklerini, tarihi yerleri, sokakları, adetleri, karakterleri, olayları, İstanbul'u, hatırladıklarını ve özlemlerini koyduğunu belirtti. Dinçer, "Hatırladıklarım özlediklerimdir. Ben de zaten hatırlanmak değil, özlenmek istiyorum." dedi. Konuşmaların ardından müzikli şiir dinletisinin yer aldığı etkinlikte Canev Dinçer konuklar için kitabını imzaladı. Sayın seyirciler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar 6 Şubat depreminde yitirdiğimiz şampiyon meleklerin isimlerinin her zaman yaşayacağını vurguladı. İSİAS Ortak Davamız isimli şarkının müzisyenlerini kabul eden Tatar, şampiyon melekler için yapılan tüm çalışmalara destek verdiklerini kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İSİAS Otel davasına destek olmak amacıyla İSİAS Ortak Davamız isimli şarkının müzisyenlerini kabul etti. Kabulde müzisyen Seren Coşaner, şarkının hazırlanma süreci hakkında bilgi verdi. İSİAS Ortak Davamız isimli besteyi yaptıktan sonra Erkan Dağlı hocamın aracılığıyla iki farklı korosunu şarkıya seferber etmesiyle şarkının ses kaydını ve video klip çekimini gerçekleştirdik. Bestesi Seren Coşaner'e ait olan şarkının sözleri yine Seren Coşaner ve Sait Coşaner tarafından yazıldı. Erkan Dağlı'nın şefliğindeki Sonare korosuyla birlikte müzisyen Seren Coşaner'in seslendirdiği şarkının video klibi de Bayrak Radyo Televizyon Kurumu işbirliğinde çekildi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, müzisyenleri tebrik ederek şarkıyı ekranlarda gördüğü zaman çok duygulandığını, 6 Şubat depreminin çok derin bir acı olduğunu ve unutulmasının mümkün olmadığını söyledi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile benzer çalışmaların yapılmasını değerlendirmek üzere müzisyenleri davet ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, halkın birlik ve beraberliği anlamında şarkının hem anlamlı sözleri hem de bestesi bakımından büyük yankı bulduğunu dile getirdi. Biz yaşadığımız sürece göstermeye hep devam edeceğiz. Çünkü bu öyle bir acıdır ki ne unutulur ne unutulur. Ve o insanların, o çocuklarımızın, şampiyon adlarının sizlerin sözlerinde de ifade edildiği gibi o isimler de hep okunurken o bir kez daha beni duygulandırmıştır. Nur için dersinler, mekanlar cennet olsun. Onların adları her zaman yaşayacaktır. Sayın seyirciler, Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası harcırahlarının güncel kur üzerinden ödenmemesi durumunda 4 Mayıs'tan sonra Ercan'da yeniden grev başlatacağını açıkladı. Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası Başkanı Cem Kapısız, kursta olan personelin harcırahlarının güncel kur üzerinden ödenmemesi durumunda 4 Mayıs'tan sonra Ercan'da grev başlatacağını açıkladı. Yazılı açıklamasında bu yılın Ocak ayından bu yana Ankara'da temel hava trafik kursunda olan sivil havacılık dairesi personelinin harcırahlarının hala yatırılmadığını belirten Kapısız, konuyla ilgili Maliye Bakanlığı'na yazı gönderdiklerini kaydetti. Kapısız açıklamasında gerekli yasal yükümlülüklerin yerine getirilmemesi halinde grev yasağı kalkar kalkmaz yeni bir grev süreci başlatılacağını duyurdu. Ülkemiz 15 gündür tozlu havanın etkisi altında sayın seyirciler. Meteoroloji Dairesi'nden yapılan uyarıya göre tozlu hava bu gece yarısına kadar etkisini sürdürecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 gündür tozlu havanın etkisinde. Orta Doğu ve Afrika üzerinden taşınan toz zerrecikleri 16 Nisan'dan beri bölgede hava kirliliği yaratıyor. Meteoroloji Dairesi toz zerreciklerinin gece yarısına kadar etkili olacağını duyurarak toza karşı hassasiyet olan vatandaşlara uyarısını yeniledi. Bu uyarı haberiyle bültenimizin de sonuna geliyoruz sayın seyirciler. Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle, hoşça kalın. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final turu bugün oynanacak Bayern Münih-Real Madrid maçıyla başlayacak. Yarın ise Borussia Dortmund